Beni takip eden takipçilerimin uzun zamandan beri benden incelememi istedikleri bir motor var karşımda şu an. Motorumuz RKS 150 Titanic. Ben bu motoru bir önceki videolarımda takip ettiyseniz Akhisar'dan bir arkadaştan aldım. Şimdi şu an kendi motorum ve kendi görüşlerimi size açıklayacağım. Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle motorun yapısı arkadaşlar kısa ve tıknaz. Yani ben bu motoru kısaca Naim Süleymanoğlu'na benzetiyorum. Motor 150'lik 148 cc motor var üzerinde. Önde disk fren koymuşlar. Önde disk fren var. Kilometre saati 160'ı gösteriyor. 12.000 devir var. 10.000'de kesiciye giriyor. 12.000 devir var. Motorun deposu 16 litre. 16 litre benzin alıyor. Motorun ağırlığı yaklaşık 125 kilo arkadaşlar. 125 kiloluk bir motor. Yani şöyle söyleyeyim size. Neyle kıyaslayabiliriz? Ben her zaman olduğu gibi YBR ile kıyaslayayım yine. YBR ile kıyasladığımızda YBR'ye göre biraz daha ağır bir motor. Yani daha kemikli, daha iri, daha ağır bir motor. Doğal olarak 150'lik olduğu için şasiyi bayağı bir sağlam yapmışlar. Motorun kullanımı güzel, rahat. Yani yolda falan birazdan çekimlerini yapacağım. Onları da size göstereceğim. Motorun yolda gidişi gayet rahat. Özellikle şunu belirteyim. Kısa boylu arkadaşlar için selesi normalden alçak arkadaşlar. Yani selesi kısa boylu bir arkadaş oturduğu zaman çok rahat bir şekilde ayaklarını yere koyabileceği, rahat hareket edebileceği ve kontrolünü rahat yapabileceği bir motor. Başka ne söyleyebilirim size? Burada normal büyük motorlarda olduğu gibi aynı şekilde şalter var. Yani kapatma açma şalteri var. Far düğmesi var arkadaşlar. Farı park lambası ve far düğmesi var. İkaz var, selektör var. Kornası var. Başka ne diyebilirim? En önemli şeylerden bir tanesi amortisörler gazlı. Üzerinde gazlı amortisör var. Normal fabrika verilerine göre arka tekerlek 120, ön tekerlek 90. Ama bu arkadaşımız bizim lastiği değiştirmiş. Üzerindeki lastik şöyle göstereyim size. Hemen burada ölçülerini veriyorum. 90-90-17 jant lastik var arkadaşlar üzerinde. Şu an Michelin 90-90-17 üzerinde lastik var. Yani çapı birazcık küçülmüş. Motorun genel durumu güzel. Yani RKS firmasının motoru. RKS firması nedir? Onu da açıklayayım size. RKS firması Gaziantep'te Küba Motor tarafından üretiliyor. Küba Motor 2015 yılında Benelli firmasıyla bir distribütörlük anlaşması yapıyor. Tasarımını Benelli'den alıyor arkadaşlar. Yani İtalyan Benelli firmasının tasarımı olan bir motosiklet. Tasarım güzel. Yani şöyle nasıl söyleyeyim size, çizgileri düzgün, far sistemi, far yapısı gayet güzel. Estetik olarak benim hoşuma gidiyor. Yani diğer o kötü Çinlilerden, yani tasarımı kötü olan motorlardan değil. Yani bazı motorlar var gerçekten hani göze hitap etmiyor ama motor göze hitap ediyor. Ben size bunu sele yüksekliğini şöyle şekilde de göstereceğim. Kaskımızı şuraya koyalım. Üzerine oturuyorum. Şöyle üzerine oturduğumuzda benim boyum 1.70 idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani şöyle bir aşağı yukarı bir 15-20 santimlik sele ile aramda boşluk kalıyor. Yani genel olarak gidon biraz geniş. Geniş olması kontrolün daha iyi sağlanmasına sebep oluyor. Aynalar güzel. Şöyle yaptığım zaman aynalardan arkadan çok az, dirseklerin ucunu çok az gösteriyor. Ama genel olarak arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Ön fren hidrolik. Hidrolik ön fren koymuşlar. Gayet yani frenler iyi. Motorun amortisörleri iyi.
Ama şunu söyleyeyim, yani arka amortisörleri eğer iki kişi oturacaksanız biraz yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Arka amortisörler ayarlanabiliyor. Çünkü iki kişi oturduğunuzda amortisörler vurabiliyor arkadaşlar. Ben size şimdi motorun şöyle bir yakıp çekimlerini göstereyim. Tekrarlamak istiyorum. Motorun teknik verilerinde motor 150 cc 16 litre yakıt deposu var. 4 zamanlı 2 valfli. 4 zamanlı 2 valfli motor var üzerinde. Motor 12.6 beygir, 11 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Ağırlık dediğim gibi 125 kilo. Motorun genel durumu bu. Şimdi size motorun bu haliyle
Evet sevgili dostlar, motorumuzun yolda neler yaptığını da hep beraber gördük. Yani motorun ara hızlanmaları gayet güzel, başarılı. Vibrasyon var mı diye soracak olursanız arkadaşlar 90-100 kilometreye kadar yani motor normal gitti. Ama 100 kilometreden sonra yani bir miktar tek silindirin vermiş olduğu bir vibrasyon var. Tabii bu ben her zaman söylüyorum, şimdi bir Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki gibi motorlarla kıyaslayamazsınız. Çünkü onların kategorileri farklı. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Yani şimdi ona o kadar para veriyorsunuz. Karşılığında bir şey alıyorsunuz. Bu motorun da fiyatı buna göre. Bundan da beklentiniz ancak bu kadar olmalı yani. Ama şöyle söyleyeyim. Yani tatmin eder. Yani yeni motosiklet alacak olan arkadaşlara motoru tavsiye ederim. İşinizi görür. Sizi istediğiniz yere götürür. Herhangi bir sıkıntı, problem çıkaracağını da sanmıyorum. Bakımlarını düzgün yaptığınız sürece motorla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Motorun genel durumu bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha yeni videolarda birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.